Değerli izleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor ve sabah saatlerinde de ifade ettiğimiz gibi bugünkü stüdyo konuğumuz ekonomist Sayın Okan Velişafaklı bizlerle birlikte. Kendisiyle beraber sohbetimiz başlayacak. Sizler bizlere sosyal medyadan, Facebook ve Twitter adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi dünden beridir Sayın İsmail Artel'e ulaşmaya çalışıyordu arkadaşlarımız. Ulaştılar da birazdan kendisini telefon hattımıza alıp Gazi İlkokulu'ndaki çocukların problemlerinin başında gelen tuvalet problemini soracağız efendim. Oradaki inşaat tamamlanmamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bünyesinde yaptırılan inşaatlardan biri değildir. Gazi Mausa Belediyesi ve müteahhit arasında yaşanan bir sıkıntıdır açıklamasında bulunmuştu. Bununla ilgili bilgi almak için kendisiyle bir irtibat kurmaya çalışıyoruz Sayın İsmail Alter'le. İlgili müteahhit bunu tamamlamadı. Sıkıntı nedir? Ödeme mi olmadı? Daha farklı bir problem mi var? Anlaşmazlık nedir? Sonuç itibariyle pazartesi gününe kadar bu problemin çözüleceğini söylemişti Milli Eğitim Bakanı. Bununla ilgili detayları öğreneceğiz ama tabii ki ülkede çok önemli problemlerimizin olmasının yanı sıra en önemli problem elbette ki geçim kaynaklarımız. Yani hayatta kalabilmek için ekonomi, ülke ekonomisi de aynı zamanda çok önemlidir. Arkadaşlarımız ulaştıklarında Sayın Alter'e döneceğiz ama önce Sayın Okan Bey Şafaklı'ya hoş geldiniz diyelim. Sayın Şafaklı, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Artık Sayın Alter Eğitim Bakanı mı oldu? Hayır. Mansur anlıyorum da böyle yani iyilikte maraz mı doğuyor? Yani bakanlığın her işte bizim yaşadığımız sorunlardan biri de aynı. 40 sene aynı şey. 3 aydır tatil oluyor. Siz hadi belli tamirleri yapamazsınız da bir tuvalet yoksa portatif denen tuvaletler var ya artık değil mi? Öyle de yani alıp taşıyabilirsin iki gün. Sayın Arter bakmış ki bu çaresizlik içinde yardımcı olmaya çalışmış ki esas görevi değil mi? Evet. Ve şu anda iyilikten maraz var. Soruyoruz kendisine daha olmadı mı diye sorgular gibi. Yok demiyorum, haklısınız, soracaksınız da yani bugün gelmiş 4 ay okulun tuvaleti yok. Ya tamir edebilir portatif tuvalet taşı oraya ki aynı gün. Evet. Portatif tuvalet o da mı yok? Var. Sendikanın eleştirisi var. Neden tuvaletler olmadı diye. Yani 40 sene aynı şey işte. Dolayısıyla biz görevimizi yapalım. Temel problemimiz bu işte. Güzel açtınız. Yani 40 sene bu ülkede şu hükümet bu hükümeti geçiniz. Maliye düzenlemesi, maliye bütçe kalemi, ihale kalemi bunu bile düzenlemeden aciziz. Mayıs'ın sonunda okullar bitiyor. Eylül'ün sonuna geliyor işte. Eylül'ün ortasında açılacak. Bunu bile planlayıp da zamanında tamirleri yapmaktan aciziz ve halen aynı şeyler, aynı sorunlarla yaşıyoruz. İşte kısır döngümüz bu. Ülkemizin temel problemlerinden biri bu. Bütçe disiplini mi yok? Bütçe değil. Yani bu 5 yılından beri bütçedir. Siz bütçeyi Haziran'ın, Eylül'ün sonunda ya da Ekim'de yapıyorsunuz. Aynı yılın bütçesi. Bulamıyor musun? Bu plansızlık. Bu koordinasyonsuzluk. Hani bütçeyi kalemlerini ayarlarken Maliye Üçgeninde, Eğitim Bakanlığı Üçgeninde siz planlarken bileceksiniz ki, biliyorsunuz ki Mayıs'ta biter okul, Eylül'de açılır. 3 ay, tertemiz 3 ay. 3 evet. Ayda siz apartmanlar kaldırırsınız. Apartmanlar 10 katlı. O Girne'deki o güzel imar 10 katlı binalar gibi 10 katlı bina çıkar. Siz tuvaleti çekmekten aciz ve bu dünya bunu hiç yapıyoruz. Biz tuvalet soruyoruz. Bir ülkenin bir televizyonu, ulusal televizyonu bir tuvaleti soruyor ya. Tabii. Bir tuvaleti soracak Maliye Bakanı'na ve biz bu şekilde bir sürdürülebilir bir yapıdan bahsediyoruz. Yani bugünkü yaşadığımız parodi bile bu. Evet. Devam biz edelim. Sadece bunu değil, yani Kıbrıs Türk basını yıllardır maaşlar ödendi diye haber yapan. Yok doğru yapıyorsunuz. Yani tuvaleti 3 ay sonra okullar açılmış ve bir tuvalet sorununu soruyoruz ve tuvalet sorun oldu bizim bugün. Bunu sormak ve bu sorunu bugün yaşamak, böyle bir şeye şahit olmak devletimizin vahim durumunu gösterir. Ne diyelim? Evet. Doğru. Çok üzücü bir durum elbette. Ve okul aile birlikleri var. Okul aile birliklerimizi aynı şekilde çeşitli kaynak yapıyor. Ve en azından okul aile birlikleri de bu işi yaparken öncelikle tuvaletin çözülmesi gerektiğini bilmeleri lazımdı. Yani siz 3 ay 4 ay ve bugün tuvaleti çözdü. En elzem, en hijyenizi. Geçiniz zaten mevcut tuvaletleri de o çocukların sağlığı için, kullanımı için, ergonomik yapı için uygun değil. Onu geçiniz. Tuvaletlerde, okullarda tuvalet kağıdı yok.
Çocuklara şu anda biliyorsunuz, bir tuvalet kağıdı getirin, bir sabun getirin, bir bilmem şey getirin, böyle yaşıyoruz. Yani böyle bir yapımız var. Yani devletin aciz durumundan dolayı tuvalet yok, tuvalete koyacak malzeme yok. Tuvaletlerin mevcut ergonomik yapısı çocuklar için değil falan ve bunlar 40 sene devam ediyor bunlar. Biz kurultaylarla uğraşıyoruz, başka şeylerle uğraşıyoruz. Biri bitiyor, aynı kısır döngü yaşıyorsun değil mi? Bir partinin kurultayı bitiyor sorunlar içinde, diğeri başlıyor sorunlar içinde ve ders almayan bir yapı. Nasıl ve kurtulacağız biz? Kurtulamayız tabii. Bizim bu yapımız, kurtulmak da istemiyoruz zaten. Yani bu statiko dediğimiz yapıya, o statiko karşıtları da kurtulmak istiyor. Çünkü herkes bu sistemden besleniyor. Yani bu sistemi kırdığınız takdirde birçok kesim bu yaşadıkları baharı, cenneti yaşayamayacaklar. Bu cennet şeyi. Peki siz de mi şey diyeceksiniz acaba? Şimdi konuşurken merak ettim. Siz de dönüp dolaşıp mevcut düzenle ilgili çözümlerin sadece Kıbrıs konusunun çözülmesine mi bağlayacaksınız diye merak ettim. Ben öyle bir şeyim yok zaten. Hayır. Bizim şeyimiz oldu. Takiyemiz, şeyimiz, gerekçemiz oldu. Her zamanların mazereti. Yani bir şey yapmamanın, başaramamanın, bir şey çözmemenin mazereti Kıbrıs sorunu. Ne yapalım? Uluslararası hukuka entegre değilik. Yani basiretsizliğin, başarısızlığın, çaresizliğin ve performanssızlığın, tembelliğin çıkar düzeninin devamının mazereti ne yapalım? Uluslararası hukuka gündeyi Kıbrıs sorunu çözülmedi. Çözülse ne olacak? Şimdi bak güzel diyorum, bak çözülse şey olacak mı? Neden olmasın? Olmaz mı? Şimdi söyleyeyim yani sebep sadece uluslararası hukuka entegre olmakla bitmiyor bu iş. Ben size iki bu verecekleri çıkarttım. Afrika'da bazı örnek çıkarttım. Dünya uluslararası hukuka entegre olmuş. Afrika 54 tane bağımsız devletten kurulmuş bir kıta. En zengin ülkesi Ekvator Ginesi, 18.389 dolarla milli geliri var. İkinci Seyşel Adaları 15.000, üçüncü Gabon 10.000. Bizden daha düşük. 54 tane efendime söyleyeyim bağımsız ülkenin Afrika'da üçüncü en zengini 10.000, dördüncü 10.517 ve bizden şeydir milli geliri düşük. Ve en sonlarda 185. yani 185-190 tane dünyada ülke vardı tanınan BM'ye üye olan. Biz daha dünya entegre olacağız ya. Malawi'nin milli geliri 242, Burundi'nin 336, Merkezi Afrika Cumhuriyeti'nin 380 yani için 380 dolar. 336 dolar. 240 ne demektir bu Çiğdem Hanım? Ne demek olduğunu hemen. Uluslararası hukuka entegre olmuş BM'nin tanıdığı ülke Afrika ülkesi. Ne demek? Günde 1 dolar bile 336'ya bölün bunu. Kişi başı milli gelir 242 dolarsa ve 336 dolarsa Malawi, Burundi gibi ülkelerde ve daha yukarı çıkınca aslında demokratik Kongo Cumhuriyeti 437 439 589 yani ilk son onlara baktım. Günde 1-2 dolarla kişi başı milli gelir. Burayı konuşalım. Bu 1-2 dolar meselesi çok önemli. Biraz açalım onu ama tamam. Önce Sayın Arter'e bir buldunuz dönelim. Mu? Peki, sorun tuvaletlerinizi Sayın Arter'e. Evet. Ve ona göre Sayın Arter edelim. Günaydın. Alo. Günaydın Sayın Arter. Beni duyabiliyor musunuz? Günaydın, günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Efendim tabii bugün 21. yüzyılda konuşmamamız gereken, sorgulamamamız gereken şeyleri sorgular duruma geldik. Sayın Okan Veli Şafaklı, stüdyo konuğumuz bunu konuşuyorduk aslında. Bununla girdik aslında derdimiz ekonomi olmalıydı ama Gazi Mausa'da Gazi İlkokulu'nun tuvaletlerinin yapılmadığını ve öğrencilerin mağdur olduğunu, bununla ilgili sendikanın da bir grev gerçekleştirdiğini biliyoruz. Fakat ulaşmış olduğumuz Milli Eğitim Bakanı Sayın Dürüst, oradaki o inşaatın Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde değil, Gazi Mausa Belediye Başkanı, daha doğrusu Gazi Mausa'yla belediyesiyle müteahhitin bir anlaşmazlığından kaynaklanan bir problem olduğunu ifade etti. Öncelikle bunu doğrular mısınız? İyilikten maraz mı doğuyor? Biraz da bundan da bahsedebiliriz. Buradaki problem nasıl çözülecek ve problem nedir aslında? Şimdi üç şey söylediniz daha bu konuyla ilgili. Bir, müteahhitle belediyenin arasında bir anlaşmazlık.
Bu çok şey bir iddiadır. Nedir anlaşmazlık? Ben onu bilmiyorum. Şimdi Eğitim Bakanlığı için fazla bir şey söylemek istemem aslında ama kaç senelik bir sorundur bu. Ben geldim de 2013'ten beri Gazi İlkokulu'nun tuvaletlerinin sağlığa aykırı olduğunu, o fotoğraflar da var. Ben arşive söyledim, getirin 2013'teki fotoğraflara bakalım nasıldı bu tuvaletler. Yani ben geldim göreve bir yılda bunu önümde buldum. Gereğini yapın dedim. Emlak vergilerinden toplanan paranın %15'i kadar bütün okulların ihtiyaçları bakanlıkta da onaylandığında belediye tarafından ihale edilir ve yapılır. Bu çerçevede bunu yaptık. Gazi İlkokulu'nun tuvaletlerinin tamiratıyla ilgili şartnamesi, ihalesi yapıldı. O günün koşullarında da 29 Eylül gibi bir tarih var üzerinde bitirilecek diye. Dolayısıyla okulların açılış tarihini de bildiğimiz için bu konu bakanlıkla görüşüldü. Bu okul açıldıktan sonra bir şey olursa nasıl çözümlenecek? Ve denilen de şudur, geçici tuvalet koyacağız biz oraya. O tuvaletleri kimin koyduğunuza bir zahmet sorun siz. Tamam. Geçici tuvaletleri de bakanlık oraya koyar. Ve bu olay böyle geldi. Şimdi bugün sabah itibariyle aldım. Bugün bitti bu iş. Yani tuvaletle tamamlandı. Yani şimdi böyle sanki hiç Eğitim Bakanlığı her şeyini dört dörtlük yapmış gibi, bütün okullarda dört dörtlük tamammış gibi geldi bizim yardımcı pozisyonunda olduğumuz, yardım etmeye çalıştığımız bir okulun içindeki tuvaletlerle ilgili müteahhitle belediye arasında bir sorun vardı da bu tuvaletler onun için 3 gün gecikti. Böyle değil. Gelin Diyalog TV olarak gidelim, yerinde görelim neydi, ne oldu, nasıl yapıldı. Çekimlerinizi de yapın. Orada öğretmenlere de konuşun. Tamam. Bunlar böyleydi. 2 sene önceki 2013'te nasıldı bu tuvaletler? O günlere nasıl tahammül ederdi bu öğrenciler, bu veliler, bu öğretmenler? Onları da konuşalım. Evet. Biz şimdi elimizden geleni parasını da ayırdık, verdik. Bitti bu konu, kapandı. Yani 2-3 gün gecikti. Sen onun gecikeceğini bakanlık olarak biliyorsun. Oraya geçici tuvalet de koydun. Ben bu tuvaletleri koyamam, belediye bana yardım etsin. Ben oraya geçici tuvalet yaptırırdım bile. Nedir olacak 2-3 tane tuvalet? Sonra bu konu patlak verdiğinde 2 tanesi tamamdı tuvaletlerin. Hepsi bitsin de sonra olsun. Ama eğer bir olayı kötü yöne çekmek isterseniz sebep çok olabilir. Biz belediye olarak yasanın verdiği görev sorumluluğunun bilinciyle ihalesini yaptık. Mimarlarımız yeterli olmamasına rağmen kontrolünü de yaptık. Yani her şey seyrinde gidiyor ama herkes biliyordu bunun 29'una kadar süresi olduğunu. Bunu konuştular mimarlarla bakanlık. Oraya geçici tuvaletleri de koydular. O zaman bu geçici tuvaletlerle bu iş olmaz. Niye biri çıktı söylemedi o zaman? Yani ben fazla bakanlıkla karşı karşıya da gelmek istemem. Çünkü burada Mausa halkı önemlidir. Mausa'daki okullardaki öğretmenler bizim için önemlidir, değerlidir. Bunun hiç konuşulmaması, bunların hiç olmaması gerekirdi. Öyle düşünüyorum. Okullar açılmazdan önce bütün okullara ben görevim olmamasına rağmen temizliktir. Her türlü yardımı yapmaya hazırız, yaparız da. Evet. Yani bu neticede insanımızın, çocuklarımızın gideceği bir yerdir. Bir okuldaki bir problem beni rahatsız ediyor. Yani diğer okullara da bakabilirsiniz. Hepsini elimizden geldiğince yapıyoruz. Yani bu böyle geldi, böyle bir problem yaşandı. Şimdi orada gecikti 3 gün, 2 gün neyse bugün bitti netice itibariyle. Yani bakanlığın böyle bir açıklama yapıp yani bunu söylemekle şimdi bakanlık bu işten temizlendiğini zannederiz. Bütün okullar 4 dörtlük, 5 yıldızlı otel gibi. Da yalnız Gazi İlkokulu'nun tuvaleti mi kaldı sorunlu? Öyle mi oldu? Hadi bunu hallettik bugün. Diğerlerine ne cevap verecek? Kimdir o birlerden sorumlu? Ya, suçlama yapma. Olur mu böyle bir şey? Yok. İsmail Bey, İsterseniz Diyalog TV olarak gelin bugün gidecek bütün okulları gezeceğiz. Bakalım okullardaki Eğitim Bakanlığı yapması gereken sorumluluklarını yerine getirdi mi? Sayın Arter. Yani belediyenin üzerine atmakla bu işten kurtulamaz kimse. Başkan evet. Bir suçlama yapmadı bildiğim kadarıyla Sayın sizi. Sayın Arter, hani... Efendim ben söylüyorum size. Müteahhit firma ile belediye arasındaki bir anlaşmazlıktan kaynaklandığını söyledi. İşte yoktur böyle bir şey. Oldu. Ne anlaşmazlığı var? Evet, yok canım, yanlış anlaşılma olmadı Okan. Bırakayım mı programı size yoksa? Yapıldı. Parasını aldı adam, nedir sıkıntı? Anlamadım ben. Evet, nedir? Peki. Sıkıntı nedir? Belediyenin özveriyle mimarlarımızın, mühendislerimizin çalıştığı bir olaydır bu. 3 gün gecikeceğini de biliyorlardı. Oraya geçici tuvalet koydular.
Bana sorsanız ben de karşıyım buna. O tuvaletler zaten geçici tuvaletlerle ben başka türlü tedbir de aldırabilirdim ama benden böyle bir şey istemez. Geçici tuvaleti onlar istedi. Onlar koydu. Evet. Peki Sayın Artar. Hatta daha da detaylı bilgi isterseniz gelin kameralarla yerinde gideceğiz. Bu işin içinde olan bütün mimarlar konuşsun orada. Evet. Ha böyle basına bir şey kimsenin haberi olmadan şeyleri söylemenin olmuyor bu işler. Evet. Haber bilmiyorum. Merkezinden arkadaşlarımız size ulaşacaklardır mutlaka konuyla ilgili. Pazartesi günü değil. Madem ki bakanlık bu işte ben öyle algıladım. Ben de öyle algıladım. Basına da baktım. Biz bu işten her şeyimiz tamamdır. Bu işin takipçisiyiz. Onlar takip edecekler bizi şimdi. Öyle görürsünüz. Evet. Ve belediyedir sorumlu şeyle beraber, müteahhit firmayla beraber. Tamam, bundan sonra her işimizi daha yazılı, daha detaylı yapıyoruz. Tamam, görelim bakalım imzalar atınca nasıl olacak bu işler. Tamam. Peki, kolay. Telefon görüşmelerinden demek ki badan olmuyor bu işler. Tamam, yazılı. Burada tuvalet yoktur. Biz geçici tuvalet koyacağız. Tedbirimizi aldık. Dediği gün yapacağım işini. Tamam. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Umarım pazartesi gününe kadar bu problem çözülür. Çünkü sonuçta burada asıl olan çocukların sağlığıdır, ihtiyacının giderilmesidir. Bunun bir iki gün içinde biteceğini herkes biliyordu zaten. Şimdi sendikayla bakanlığın ilişkileri, aileler, öğrenciler, öğretmenler hep bunları bu memlekette herkes biliyor. Bu fotoğrafın bir karesidir. Devam edelim bakalım nasıl seyredecek işler. Tamam. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, Sayın Artar biraz gergindi ama sonuç itibariyle... Şimdi bir tuvalet eksikliği var. Belediyeler bu işe lütfen yapıyorlar. Belli şeyinde zaten birçok belediyenin, Mausa, diğerli belediyelerin kendi ihtiyaçlarını görecek durumda değiller. Çalışanların sosyal güvenlik diye sorununu çözecek durumda değiller. İşte birkaç belediye var bunu yapacak. Şimdi bu belediye ile bu iş istişare içinde yapıp da bakanlık, halk, okul, aile birliği en iyi yapmak yerine bu ikilem, bu polemiğin ne gereği var ki? Her iki bakanlık da sayın başkan da okul için, eğitim için bir şey yapıyor. Yani bu anlaşmazlık hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Yani güle oynaya bu işi yapmak derken birbirimizi kırmanın anlamı yok. Anlamsız bir işte, işte bu da yaptığımız bir hata. Çünkü hangi mülazalarla yaparsak yapalım. Önemli olan dediğim gibi çocuklarımızın sağlığı, eğitimi. Evet. Eğitim Bakanlığı'nın esas misyonu aslında birçok ülkede local government dediğimiz, yerel hükümet dediğimiz kavramda okulların tamiri, belediyeler, itfaiyeler aslında belediyelere bağlıdır. Bizde öyle bir daha modern bir belediyecilik yok. Hı-hı. Çünkü öyle bir kurumsal bütçe yapıları yok. Kendilerinden aciz ama birkaç belediyemiz Girne'de yapıyor. İşte bunu yaparken yardımlaşa birbirimize saygılı yapmak yerine bunu bile polemik malzemesi yapmayı beceriyor. Ya vay şeyimize, yani ne kadar başarılıyız. Gelelim mi 1 dolara? Gelelim, evet. Evet, 1 dolar bile olmayan ülkeler var ve bunlar dünya ülkesi. Yani bir kişi başı işte 242 Malawi'nin, 336 Burundi'nin, 380 Merkezi Afrika Cumhuriyeti'nin falan. Yani günde 1 dolar olmayan kişi başı bile gelir. Bunlar BM'ye bağlı ülkeler, Afrika'nın bağımsız ülkeler, dünya ülkesi, dünya hukukuna. Demek ki dünya hukukuna girme imkanı yakalamak, sanki da öyle göklerden geçer kana, kuyruklu yıldız bir dilek tut der sana, içinde tut. Da her şey olacak gibi bir pembe tablo çizmenin anlamı yok. Siz dünya hukukuna, uluslararası hukuka girme imkanı yakalamak demek, o her şeyi çözdüğünüz anlamında değil. Bak şimdi bu ülkeler sorun var. Siz doğru işleri yaparsanız o okula girme imkanından yararlanıp da çağdaş, gelişmiş bir ülke olursunuz. Güney Kıbrıs 2004'te girdi. Bankacılık sektöründe kara para aklama işleri. Son aynı dönemde 20 milyona yakın yanlış hatırlamazsam mal mülkün satışında çifte koçan. Sanki ben KKDC'yi gördüm gibi. Yunanistan kendi istatistiklerini sakladı. Devletteki tembelliği sakladı. Kendi istatistik kurumunun verilerini sakladı. Yani demek ki uluslararası hukuka girmek olay değil. O bilinci sağlamak lazım. Siz uluslararası hukuka girmek lazım mıdır bazı şeyleri yapmak için? İşte bugün yaptığımız bir işbirliği, bir dayanışma, bir koordinasyon ve Eğitim Bakanlığı'yla bir belediye bakanının işbirliği içinde bir de okul aile birliği öğrencilerin zamanında en iyi işi yapması için
uluslararası hukuka girmemiz mi lazım? Bir tuvaleti çözmek için uluslararası hukukun içine girmemiz mi lazım? Allah aşkına. Ve siz ciddi devlet dediğimiz kurumsal devlet, etkin işleyen bir kamu yönetimi, yolsuz dünyada biliyorsunuz Ticaret Odası'nın yaptığı rekabeli raporunda nepotizmde, adam kayırmada dünya ikincisiyiz. 144 ülke içerisinde dünya ikincisiyiz. Kamudaki verimsizlik, etkinsizlik açısından ilk dördün içindeyiz. Ve bu gibi şeyler. Şimdi siz böyle bir şey yaşamışsınız. Bunun tek sebebi patronaj sistemidir. Bunu EYSİAD'da olsun, Salih Egemen Hoca. Patronaj sistemi yaşıyoruz. O patronaj sisteminin bir idare etmeye çalışanlar var. Biz altıda idare edilenler, ama o idare edilenler de patronaj sistemin bir parçası. Dolayısıyla idare eden de edilen de o sistemi kopmamak için böyle şey oynuyoruz. Kısa paslaşıyoruz hesapta. Ve söylüyorum, modern devlet için protokollardan bahsedeceğim birazdan. Ama protokol dediğimiz merkezin başı dönüyor, cinleri çıkıyor. Protokolü geçelim. Türkiye'yle şu anda 2016'nın protokolünü 2016-18. Evet. Onun çalışmaları devam eder. Biz de katıldık bir şey. Onu geçiniz. Bu ülkeyi mamur etmek için ne gerekir? Çünkü protokol çıkıyor, bakıyorsunuz sosyal kesimlere, bizim kesimlerimize. Ya ben karşı değilim ama okumamış bile protokolü, ama ben yöntemine karşıyım ya da empoze edildiğine karşıyım. Ya geç onu. Bu ülkenin ciddi modern bir devlet olması için, uluslararası hukuka girmesi için ille de tanınıp da sorunun çözülmesi gerek yok. Her açıdan demiyorum. Tabii ki var. O Kıbrıs sorunu çözüldüğünde faydalarından bahsedeceğiz. Ama siz geçirmiş olduğunuz bir çevre yasasını, Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi kurdunuz. 2004'ten beri onun merkezin başkanını şimdi hariciye de müsteşar yaptınız. Şimdi baş görüşmeci yaptınız. Eyvallah, Allah memnun olsun. Kendi hizmetlerinden bu şahısların, tamam da. Bir çevre yasası yaptın. Çevre yasasını uygulamaktan aciz. İhale, şu anda ihale tüzüğüne, patronat sisteminin ve kaynak dağıtımının en büyük belası bu ihale tüzüğü. İhale tüzüğünde 3'e 2, 4'e 2 maddelerle istediğin Ahmet'e Mehmet'e peşkeş çekmez. Bir ihale yasası geçirmeye çalıştın, yüzüne gözüne bulaştırdın. Geçiremiyorsun çünkü patronat sistemi ve kaynak dağıtımını onunla yapıyorsun. Bunu yapamıyorsun. Gerçek anlamda kayıt dışı ekonomiyi, haksız rekabet önleme ve gayet dışı ekonomiye yönelerek ülkenin kaynaklarını arttırma, bütçe kaynaklarını yapamıyorsun. Çünkü fincancı katılarını kütmekten korkuyorsun. Kurmuş olduğum sistemde kayıt dışı ekonomiyi önleyeyim derken bazı kişileri rahatsız etmekten korkuyorsun. 2 sene önce kayıt dışı ekonomiyle ilgili eylem planını Bakanlar Kurulu geçirdi. Zeren Bey, Aziz Bey, Bakanlar Kurulu'nda için Aziz Bey vardı. Zeren Bey, Aziz Bey, o eylem dışı planı Ticaret Odası araçları hazırlayanlardan biri. 2 de akademisyen. İlk maddesini bile uygulamadım. Sen onu, bir koordinasyon kurulacaktı ilgili paydaşlardan, onu bile uygulamadım. İyi devlet. Bir Pendik Belediyesi kadar olamadık. Pendik Belediyesi bizim nüfuzumuzun 2 katından fazla. Biliyorsunuz Pendik'i, Fenerbahçelilerin acı tecrübesi var Pendik'le ilgili, değil mi? Pendik Belediyesi kadar olamadık. Pendik Belediyesi şu anda vatandaşına belediyecilikle hizmet veriyor. Başvurular, dosya takipleri, memnuniyetsizlikler, ödemeler, belediye girebilirsin web sayfasına, görebilirsin. Biz 2007'den beri efendim yapamamışız. 2007'de Ahmet Fikretler'in Cumhuriyetçi Türk Partisi, o zaman da hükümetteydi biliyorsunuz, 2006-2007'lerde. Sayın Ahmet Fikretler'in ikinci müsteşardı başbakanlıkta. Onun nüktesinde başlatıldı bu proje. 2015, daha halen İ-Devlet yok. Yani biz İ-Devlet'i başaramayacaklar aciz miyiz? Ve İ-Devlet'i bu bir çıngıcık ülkede Pendik'in 600-700 bin nüfusla başardığını biz bir çıngıcık 300 bin kişinin nüfusla başaramaz mıyız? Öyle aciz miyiz? O kadar başarısız. Bunun için uluslararası hukuka mı girmemiz lazım? Neyiz de başaramıyoruz? İstemiyoruz. Kim olursa olsun mevcut patronaj sistemi ve dilime doladım. Sağlam bir devlet, modern bir devlet, kurumsal bir sürdürülebilir devletin temel ilkeleri etkinlik, verimlilik, şeffaflık, hesap verebilirlik. Etkililik falan, bunlar temel ilkeler. Siz bunları sağlamak için şeffaf, hesap verebilir, iç denetim, dış denetim, şeffaflık, saydamlık gibi veriler istersiniz. Bunu sağlamak için de etkin bir kamu düzeni
ve devletin aslında en önemli kazanımlarından biri bürokrasiyi hızlandırması, vatandaşa hizmet getirmesi ve şeffaflık. Siz bu işinize geliyor mu şimdi? Dünyada insanlar tapudaki şu anda Türkiye'de bir günde koçan veriyor. Efendime ATM'e gibi basıyor, yer planını alıyor. Siz yapamıyorsunuz. Yapamıyor musunuz? Siz bir o teknoloji getirmek lazım mısınız? Sağ olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili heyetleri, müşavirleri biliyorum konuşuyorum. Onların motivasyonuyla sistemi getirmeye çalıştık. Onun için bir tapu müdürünü de başı yandı. Mevcut sistemin gereği. Siz halen daha ama düzgün şu anda tapuya gittiğiniz zaman bir günde işinizi görebilir misiniz? Yer planı almak için gerekli şekilde kolay yapar mısınız? Yani yapamıyor musunuz yoksa yapmıyor musunuz? Çünkü sistemimiz gereği. Devlet dairelerindeki o belli başlı güç elde etme ve siyasi rantın gereği vatandaşı ezdireceksin devlet dairesinde ve bazı noktalarda size rica edecek. Şu veya bu şekilde. İyi devlet gibi sistemler, yani devletin kurumsallaşması, saydamlaşması sizin şu anda patronaj ve sizin o siyasi gücünüzü elde etmenizi bertaraf eder. Başka yani enstrümanınız yok zaten. Bu ülkede vatandaşa hizmet adına başka enstrümanınız yok. Yani vatandaşın ufak tefek veya bazı işlerini siz kendiniz çözmek için alavera dalavera ile sistem gelişti. 40 senelik sistemimiz. Bunu mevcut devlet ve devlet mekanizması içerisinde vatandaş şu bakanı bu müsteşarı görmeden yapabilme imkanı yakalasa siz kendinizi boşta hissedeceksiniz. Bu boşta hissedeceksiniz ve gerçek anlamda siyaset yapmak zorunda kalacaksınız. Yani mevcut siyasetimiz reformdan bahsediyoruz, biliyorsunuz sağlıkta. Halen daha insanlara randevu sistemi geçirmişsiniz. Ama randevu sistemini vatandaş için mi geçirdiniz? Yoksa doktor için mi? Bakan için belli değil. Vatandaş yine sabahın dördünde gidecek, numara alacak. Bir numara mafyası başladı. Gidecek 10-11'e kadar başlayacak. Ya yazıktır 80-70 yaşında insanlar Karpaz'dan geliyor. Mağus Hastanesi'ne 10-11'e kadar doktoru bekliyor. Devlet doktor devleti geliyor sonra hakaretinden makareten git gel insanları şey yapıyor. Bu mudur hizmet? Bunu yapamayacak acizlikte miyiz? Türkiye bunu başardı mı? Başardı. Devlet olacaksınız. Ciddi devlet. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Bu işin sebebi sağlıkta da eğitimde de yaşadığımız conflict of interest çıkar çatışmasıdır. Çıkar çatışması. Bugün hastanelerimiz, doktorlarımız taşeron kullanıyor hastanelerimizi. 3 günde bir MR'ın bozulması da tomografinin bozulması da odur. Özel sektörde yaptığı kliniği hastanesine müşteri taşıma ve sistemi o şekilde dejenere etme. Hastanede dangalak, saygısız. Lütfen. Yani kimse söylemedi. Şey dangalak hani, ne demek? Saygısız demek. Tamam. Yani Kıbrıs ağzında bir şey. İçselleştirmeden bir şey yapalım. Evet, buyurun. Kibar olmayan, iyi davranmayan doktor özel hastanelerde klinikte canım cicim tutuyor aynı hastayı diye. Tamam mı oldu mu şimdi? Hayır çok özür diliyorum. Yani bu yapı, bu çıkar çatışmasını siz Türkiye gibi neşleri vuracaksınız kardeşim. Evet. Ya gideceksin beğenirsen hastaneye çalışacaksın. Ne yapalım peki? Ya da özelde çalışacaksın. Bunun için de devlet olacak. Siz bu çıkar zaten bizi idare edenler de zaten bu sistem içinde bakanlıktan çıkıp kliniğine gidiyor. Bilmem bakanlıktan çıkıp cübbesini giyip hukuk avukatlı yürüyor. Velhasıl kimse üstüne almasın. Evet, bu çıkartılması bilimsel bir gerçek. Şimdi bu bilimsel gerçekte dururken eğitimde de bizim de çocuğumuz Magusa'da bir okula gitmiş. O çocuğa bir dershane şeyi tutmuş. Okuldaki doktoru Magusa'daki X dershanede olduğu için çocuklara öyle bir psikolojik yaratmışlar. O dershaneye yönlendirme. Okullardaki öğretmenler özel dershanelerin taşeronu, hastanedekiler de kliniklerin taşeronu. İşte böyle olunca böyle vatandaşa hizmet değil, devlet dairelerinde eziyet çeken bir yapı. Bu irade lazım. Böyle bak kurul şey yapacaksın, hükümet programı, takvim yazacaksın, öyle cilalı laf edeceksin. Nerede o takvimde? Ve eski hükümet devam ediyor, aynı hükümet devam ediyor. Koalisyon hükümet, sanki yeni hükümet kurulmuş gibi. Yeniden yıldızlar patlamış, şeyli havai fişekler şey yapmış gibi, yeni kutlama gibi. Ne olmuş? Zihniyet, irade. Belli fincancı kadrlarını ürkmek adına irade kor musunuz, komal mısınız? Yoktur kardeşim. Gelen de aynı, giden de aynı. Bu sistemi kırmanın belli fincancı kadrlarını ürkütmekten geçer. Bunu yapma cesaretini göstermediğimiz sürece hastanede giden de bekleyecek sabahın dördünde 80 yaşında amcamız dedemiz sırasında Magusa'ya gidecek bir işini yapması için ve bu şekilde ezgi çekecek.
Devlet dairesinde de Ezgi Çektiren'e hesap sorma olmadığı için, çünkü sistem terfi, atama, üçlü kararname ne bilmem ne, hep başka ricacılardan ve başka çıkarlardan geldiği için vatandaşa saygısızlık mı yaptın? Vatandaşı beklettin, vatandaş gitti geldi, canı yandı, hiç umuru yoktur. Ya da eğitimde düşününüz, böyle bir devleti, okullarımız var, dershanelerimiz var, özel dersimiz var ve söylüyorum, başarılarından övünsün öğretmenlerimiz. Şırnak'tan daha ileriye gittik mi eğitimde? Türkiye'de en iyi sıralamada en iyi kazanımları sağlamamız lazım. Devlet okulumuz var, dershanemiz var, özel dersimiz var. Doğru mu? Yani böyle bir yapımız var ama herkes sistemini birbirini suçlamakla yapıyor. Ha, dün açıldı okullar, öğrenciler ders yapamamıştı. Yok, sendikanı suçluyor, bakan belediye başkanı suçluyor. Belediye başkanı neredeyse ağlayacak adam, hem iyilik yaptı, hem de belamızı bulamıyorsundur. Yani böyle yapıp, velhasıl yani diyeceğim, şu anda da yeni bir program içindeyiz. Böyle bu şekilde topu taça atarak, irade koymayarak, hiçbir şey koyamıyor, çözemedi. 2012'den başlayan ki protokol var ama bakınız geçmişte Salih Coşar zamanından, Mehmet Bayram zamanından imzalanan protokoller var. Devletin yeniden yapılanması, efendime söyleyeyim, birçok önlem vardır. İyi devlet gibi projeler. Bir alışkanlık olmuş olabilir mi Sayın Şafaklı? Yani alışkanlık değil. Bunca zaman hayır, imzalanan protokollerin hep rafa kaldırılması. Dedim size, patronaj sistemi, bunu biraz teknik kullanmaya çalıştım size. Patronaj sistemi ve patronaj sistemine hizmet alan da hizmet veren de memnun gibi gözüküyor. Yani o sistemi siz kırarsanız, o sistem içerisinde güç, o gücü o sistemden aldığınızı zannederek, bilerek, çünkü o sistemden çıkarsanız gerçek anlamda siyaset yapacaksınız, rasyonel siyaset ve o zaman emek tüketmek zorunda kalacaksınız gerçek siyaset yapmak için. Gerçek siyaset yapamadığınız için bu patronaj sistemin devamını götürmek isteriz ve irade koymuyorsunuz. Yani İDEVLET, 2007'den beri İDEVLET'i başarmak için neyin alışkanlığı? İDEVLET ilk size para çıktı son. Devlet Bakanı, Başbakan Yardımcısı ayrıldı. Şu anda başka videosu kaldı ondan önce. Sıcarada aslında sunumu yapıldı. 2012'de biten eylem planının sunumu, kitabı 3 sene sonra oldu da başka bir şey. Veriler demode oldu ama onun sunumuyla bir şey. Vahim durum. Sayın Elçi de oradaydı, diğerleri. Çıktı ve dedi ki bu iş, Sayın Serdar Denktaş, bu iş 10 sene daha çözülmez, bilmem yapılmaz bu şekilde dedi. Çıktı bakan, dedi ki Sayın Elçi, Sayın Akça, biz kaynağı verdik. Proje hazır, niçin yapamaz? Basit bir sorun Sayın Elçin ağzından. Efendim bu devlet projesi Bayındırlığa mı bağlı olacak? Başbakanlığa bağlı olacak? Şuna mı bağlı olacak? Yani aynı oyunlar, aynı şey. Ama bu devlet projesine girelim. Bir an önce insanımız, Karpaz'daki insanımız oturduğu yerden işlemini yapsın, başvurusunu yapsın. Randevusunu aldığında doktorun keyfi için değil, hasta gittiği zaman gerçek anlamda hizmetini görsün, aşağı insin, ilacını alsın, devletteki evrağı işlesin. Bunlar olmadan bir sistem için öyle bir şey uğraşmıyoruz ki, bunu sadıyorum. Pendik Belediyesi becerdi. O zaman Pendik Belediyesi'ne teslim edelim anahtarları. Yani bu ve bunları yapamıyoruz. Bir kayıt dışı ekonomiden diğerlerine kadar yapamıyoruz. Gerçek anlamda kamu halka hizmet için bir şey yapamıyoruz. Geçirdiğimiz yasalar çevre yasası gibi. Söyleyeyim size, çevre yasasına göre bugün sizin aksanıza kilit vurmak lazım. Devletin teknecik midir, tavacık mıdır, ona kilit vurmak lazım. Ama bunları konuşmuyoruz. İnsan sağlığı, bunun için de kanser gibi vakalar artık aldı başını gitti. Biz kükürt kararı geçirdik, sonra kaldırdık. Yani insanı zehirlemeye devam edelim. Yönetim Kurulu Başkanı Kiptekin kesip biçiyor ortalığı ama sağlıktan bahseden yok. Bu yapı işte bu yapı. Ama modern bir devlette siz uluslararası hukuka gireceksiniz. İnsan sağlığını, insanınızın sağlığını korumak için, eğitimde reform yapmak için, sağlıkta vatanda hizmet etmek için uluslararası hukuka girmeye istersiniz. Uluslararası hukuka girmezsen yapamazsınız. Vay be! Uluslararası hukukun, bak işte uluslararası hukuka girenler, bu zihniyette uluslararası hukuka girerseniz işte varacağınız durumlar Malawi gibi, Burundi gibi, günde bir dolar. Yani niyet, siz gerçek anlamda modern çağdaş devlet, halkın hizmetkarı olan bir devlet ve memur yapısı. İstiyor musunuz, istemiyor musunuz? Siz devlette şu anda Avrupa kriterlerine göre 12 bin devletteki toplam çalışanın 12.500'ü fazla. Şimdi memurlar kızacak. Herkes sizden söylerseniz canı sıkılır ya. 12.500 fazla. 7.500 kişi yeterlidir. Avrupa'nın toplam kamu çalışanına göre
12.500 fazla. Şimdi diyeceksin nedir ya bu fazla? Fazla ama devlette iş dönmüyor. Fazla ama aşağıda siyaseten kurultay delegeleri, şunlar siyaseten alıyor, onları seçim zamanına doldurdular. Yukarıda insan, yukarıda işsizlik var, aşağıda yığılma var. Neden? Tapuya gidiniz uzman yok, ekonomiye, depoya gidin uzman yok, kadastroda uzman yok, arşivde uzman yok. Birçok gerekçesini sorun o dairelerin, yaparım yeterli elemanımız yok, uzmanımız yok diyor, değil mi? Evet. Aşağıda da kurultay delegesi, şu delegesi doldurdunuz. Ne yapacak o insanlar? Şu anda o zaman yapmamız gereken belli. Zaten doldurdunuz, bekçi diye şeyi de aldınız, adam üniversite mezunu. Delege üniversite mezunu, sadece kamu hizmetinden giremez, bekçi olarak girdi. Ne yapsın? Memurluk yapar. O zaman niyetimiz varsa o aşağıdan aldıkları insanların mobiliteyi ve rotasyon yapmak için içte besteki eğitimlerle, iç hizmet içi eğitimlerle onları eksiklere yönlendirmemiz var mı öyle bir şey? Uluslararası hukuk dedik hani dediniz ya, uluslararası hukuka mı dahil olmak gerekiyor bu sistemde? Onu söylüyorum işte, bunlar için bu mu lazım? Acaba o mu lazım gerçekten? Uluslararası hukukun içerisinde bunları yapabilirler miydi? Niçin yapmasanız? Diyorum size, Güney Kıbrıs'ta evet, aynı koçanı bizdeki gibi iki kişiye verdiler ya. Kara para ayaklamaktan şey, Yunanistan'ın durumu belli birçok ülkede. Bunlar uluslararası hukukta değil mi? Avrupa Birliği'nin içerisinde ve birçok ikaza rağmen Avrupa Komisyonu'nun bankacılık sistemine evet, hiçbir şey yapmadılar. Yunanistan yalan yanlış veriler sundu. Yani önemli olan zihniyet ve bu gerçek anlamda modern devlet yapılanması var mı kafanızda, yok mu? Hükümete derken vatandaşa hizmet midir amacınız? Yoksa gelecekteki bakanlık ve kendi bekamın, kendi şeyimin için nedir amacınız bilmek lazım. Bugün yaşadıklarına vatandaş takdir edecek. Yani kafanızda sizin gelenlerin projesine bakıyor, hükümet programı yapıyorlar. Gökten yıldız kalır vaat etsinler. Bakıyorsun ne icra ettiler sonra? Arazi olurlar. Arazi. Bunlar bu hükümet programındaki Türkiye ile imzalanan protokollarda dediklerini birçok şeyini yazıyorlar programına. Hükümet programı da yanlış kabul etmiyorlar. Kendi yazdıkları programı da gerçekleştirmekten aciz kalıyorlar sonra. Çünkü diyorum yani şu hükümet bu hükümet değil, mevcut yapı, patronlar sistemi. Ve bu birçok ülkede de bunu dışarıdan görebildiler. Yani iflas ediyor, çöküyor. Ki biz şu anda çökmüş durumdayız, onu da bahsedeceğim. İflas durumdayız ama biz kendimizi şey sayınıyoruz. Ha bak, bir tuvaletin fiyatı nedir, 500 mi, 1 mi, onun davasını ettiğimize göre ne kadar iflas durumundayız. Bir devlet var mıdır? Ya Amerika Devlet Başkanı Obama yapınızda filanca ilkokulun tuvaletini ya da filanca ilkokuldaki ağacın dalını kesin, bunun tartışması olur televizyonlarda ya. Birazdan dur bakalım ne yapacağız? Herhalde bir ağaç düşmüştür şeyden, rüzgardan, onu vinç arayacaklar, onun haberini yapacağız. Yani böyle bir şey olmaz. Biz bunun proje koymamız lazım. Eğitimde nasıl bir yapılanmayla biz Şırnak'ın önüne geçeceğiz? Sağlıkta insanımızı ezmekten ve bu kanser gibi araştırmalar, enstitüsü ve planlamalar, stratejilerle bunlar nasıl önüne geçeceğiz? Teknecikse, aksaysa, aksa bunları nasıl gerçek anlamda sağlığa dönük bir işletmeye geçecek? Bunları konuşmamız lazım. Yapamıyoruz çünkü sistemin yapı gereği fincancı kadırlarını ürküdemiyoruz. Mesele bu. Ve bunu da devam edeceğiz. Yani gene protokoller yapacağız. Son güne kadar yapmayacağız. Türkiye bize gınnetine verecek şeyi. Parayı zorunan ana vatan, yavru vatan edebiyatı. Bazı zaman da kardeş vatan olur ama bakıyorsunuz yine aynı hikaye. Gerçek yapısal önlemleri yapmaktan aciz devam ediyoruz. Şimdi bunları vatandaş soruyor. Tamam, protokol motokol da bu ülkenin vatandaşına hizmet etmek için vatandaşa hizmettir devletin amacı bu. Devlet demek bu. Vatandaşa ne hizmeti vermek. Evet. Devletin zaten niçin devlet vardır? Şimdi siyasi sine qua non diye bir konsept var. Devlet niçin vardır? Devlet baktığınız zaman varlık nedeni iç güvenlik, dış güvenlik, dış asayiş ve yargı olarak söylenir. Yani gerisi için devlet yoktur. Geri kalan için devlet gerekmez diye var literatürde baktığınızda. Çünkü yargıyı kendi başına çözemez, asayişi çözemez. Onun için devlet lazımdır. Ama diğer konularda kendi başına çaresine bakar. Sen bunu da yapmak lazımsın. Yargımız mı iyi işliyor? Dün geçen gün Sayın Şevki Göner açıkladı. Yargımız mı işliyor? Vatandaşın bir devlete karşı ombudsman atadık ama ombudsmanın şimdi ne işe yarar? Bir araştırma yaptım ben. %20'si biliyor bu ülkede ombudsmanın ne işe yaradığını. Ombudsmanın konusunda vatandaşın hangi hakları yerine getiriliyor? Devlet işi. Ve vatandaş şu anda devlette bir uyradı bir haksızlığa karşı yim dediğimiz başvurabiliyor mu hiç? Söyleyin bana. Yok. Niçin başvuramaz?
Bilmez çünkü vatandaş. Bilir onu. Cebinde para ister. Asgari ücretten fazla dosya parası istersin. Adam, insanlar geçiminden aciz. İnsanlar şu anda okullar da açıldı. Geçiminden aciz. Başvuracak bir asgari ücretten fazla parayla başvuracak Yüksek İdare Mahkemesi'ne. Adamın ömrü yeterse davayı görecek. Kaç sene verecek? Bunlar için çözüm üretiliyor mu? Çözüm üretiliyor mu? İyi idare yasası yaptı. Tuban Hoca'yı takdir ederim. Ne oldu? Kime hesap soruldu? Ki hangi devletin hangi şeyi düzeldi? Söyleyin bana, söylesin çıkan da. Ne yaptık? Devlette bir düzen mi geldi? Ben artık iyi idare yasası var. Kendime çeki düzen vereyim, yaptığım işi doğru yapayım. Hesap vereyim. Yok. Çünkü devlette kamu düzeni içerisinde gerekli yapılan layık performans kriterlerini, görev sorumlulukları belirtmenin ki kimin görevini, iyi idare yasası da kimin sorumluluğundadır ki yapacak. Performans bütçeleme, performans sadece planlama gibi yapılanları yapmadım. Performans denetimi yerine getirmedin, iş denetimi kurumsallaştırmadın, uluslararası muhasebe sistemi, muhasebe yasası bekliyor, muhasebe kurulu geçirmedin, gerçek karları realize edecek bir yapı kuramadın. Bu yapıyı kurmadan iyi idare yasası yapmışsın. Ya söyleyeyim ben, ne olmuş yani? Kime hesap sormuşlar? Kime? İyi idare yasası var, Sayıştay raporları var, bazı belediye başkanı usulsüzlük yaptı diye sonra aday girdiler, şimdi dışarıda dolaşırlar. Bunlar biliyorsunuz şirket kurmuş oğluna, oğlundan şirket almış, ondan kanunsuz iş yapmış, usulsüz. Ya nerede bunlar? Bu devlet nasıl gidecek öyle? Bunun için işte hukuka rağmen yapmıyorsun bunları, Sayıştay. Çünkü bir ülkede bu patronat sistemin önemli özelliği, işlem devlet mekanizması Amerika'da seçime gitme oranı %40'larda, bizde de düştü. Amerika'da seçime gitme oranı düşük olmasıyla bizim arasında tam zıt bir görüş var. Nedir? Bizde öyle bir durum oldu ki ne gelse, kim gelse bu hayır etmedi. Onun için insanlar koptu, depolitize oldu ve siyasete güven azaldı. Amerika'da ise kim gelirse gelsin işlem bir sistemim var. Onun için gitmesem de olur yaklaşım. Ve birçok modern demokratik ülkede bunlar düşmeye başladı. Ve Obama'nın açıklaması var, Facebook'ta dönüşüyor. Yani kişinin devamlı orada kalması mühim değil ve doğru da değil şeklinde, yani demokrasi gereği. Biz ve işte sistemin işlemesidir esas o. Sistemin istikrarı. Yani istikrar diyorlar ya, hükümet istikrarı değil, devlet istikrarı. Devletteki mekanizmanın istikrarıdır esas olan. Hükümetler de o istikrara göre orada bulunur. Olmasa bile işte. Şimdi siz bu sistemi kurumsallaştırmadığınız ölçüde yaşayacaklarımız bunlar. Evet. Bu arada yaşayacağı gelelim. Devam edelim. Ederseniz mesajlarımızı da aktaralım. Muhtar Ömer Meraklı bizi izliyormuş. Günaydın muhtarımıza da. Dünya nereye gidiyor? Biz maalesef halen daha tuvalet lavabolarla uğraşıyoruz. Yazık, hem de çok yazık demiş. Az önce göndermişti mesajları ama konuşmanızı kesemedim. Metin Maraş Ali, kolay gelsin Sayın Şafaklı, verilen hak geri alınamaz kelimesi sizce hala devam etmeli mi? yanlışa hala daha haktır demek ne kadar doğrudur? Sil baştan olmazsa bu durumlar sizce düzelir mi diye de bir başka soru sorulmuş size. Aynı şeyi söylüyorum zaten. Ve Atay Cafer Ürel de iş adamlarımızdan bizimle birlikte günaydın demiş bizlere de. Günaydın. Günaydınlar Atay Bey. Buyurun. Evet. İş adamlarımıza söylediğiniz gibi Ömer Meraklı gibi vizyona sahip olan muhtar değil. Yani o muhtarlıklara devredin bu ülkeyi, daha iyi yönetilir. Bugün Ömer Meraklı'nın yapmış olduğu küçük bir Avrupa yarattı. Küçük bir Avrupa yarattı ve o vizyon, niyet, bakınız. Vizyon, niyet. Uluslararası sıfa dahil midir? Ömer Meraklı nerededir? Avrupa ülkesinde midir onun yaşadığı köy? Onun Avrupa'da mıdır? Niyet ve vizyon. Bir şey yapma toplumuna, kültürüne bir şey yapma vizyonu. O vizyonu taşıyacaksınız önce. Ve ben müktesebat gibi bir saçmalığı kabul etmem. Zaten hukukta da söylesine müktesebat hak diye bir şey yok geçerli. Bu ülkenin kaynaklarına göre, mevcut yapısına göre o güne ilgilidir. Yani ülkenin kaynakları yetmezse müktesebat hak diye bir gerçek olamaz. Onu ben emekliliklerden vergi adılmasına söyledim. Türkiye'de, Avrupa'da kesiliyor. Hepsi tabidir. Biz de bunu söyledik. Mahkemelerimiz böyle başka karar verdi. Saygı duyarız. Ama bizdeki durum böyle, müktesebat yok. Bugün ülkenin gerçeği vardır. Yani bir insan çocuğuna 10 TL verir, yarın iş kaybeder 10 TL diye müktesebat diye rem mi yapacak çocuklar size? Para yok, yoktan yonga olmaz. Onun için mevcut kaynaklarınıza göre hak olabilir.
Ve hak diye bir şey yoktur. Meritokrasi vardır. Hak edeceksin. Performansınız gereği ne hak ediyorsanız. Yani bu kurum ne üretiyorsa size ürettiğinden, gelirinden fazla veremez Çiğdem Hanım olarak ve şu andaki kameramana. 10 kuruşluk bir geliri varsa üretimi, siz müktesebat ya da sendikal hak veya şu diye 12 kuruşluk bir yük maliyet talep edemezsiniz. Budur buranın üretimi. Siz talep edecekseniz katma değerinizi artıracaksınız, verimliliğinizi artıracaksınız ki kurumun geliri arttığı zaman siz de paylaşabilir. Bu işin mantığı budur. Tabii ki iki tarafın samimiyeti olacak. Ve yaptığımız şey ekonomik programlarda 2012-15'te devletin mali disiplin sağlamasıydı esas. Bugünkü son 2000 yapılanda 13-15'in yapılanmasında başarılı da olmadı herhalde. Reel sektörün rekabetin artırılması. Ne birinde başarılı ne diğerinde. Bugün Türkiye'nin %30'luk %78-80 personel giderlerine gidiyor. Efendime söyleyeyim, Türkiye %30'unu finanse ediyor. 1 milyar senede veriyor size. Ve son bütçede %4 milyar kusurluk bütçenin %9'unun nereden finanse edileceği de havada kalmıştır. %9'luk finanse. Biri diyor ki gayri dış ekonomiyi kayda alacak. Ne kadar başarılı olduğunu söyledim. Bir diğer argüman ise Merkez Bankası aracılığıyla borçlanma. Borçlanma demek sizin finansman maliyetini artırmak ve reel sektörün dışlama etkisi dediğim reel sektörün fonlamasını ve girdilerini artırmak demek. Şimdi bu yapı içerisinde siz mali disiplini sağlayamadınız. Reel sektörü güçlendirmek için kamu kaynaklarını reel sektöre, mevcut kaynakları reel sektöre artırıp da istihdam üretim yapmak yanına reel sektörün rekabetçiliği yönünde girdileri gibi enerji, başta enerji çözmeniz lazım. Diğer teknik kapasitelerini artırmanız lazım. Pazar standartizasyon, sertifikasyon gibi problemlerini çözmeniz lazım. İhracı şu anda ambargonun yarattığı ihracat problemleri ve bu pazar problemlerini çözmeniz lazım. Yani ihracata dönük bir ekonomi modeli noktasında bunun gereğini yapmanız lazım. Bunu da yapamadık çünkü kaynak yok. Yani şimdi deniyor ya dövizle geleceksiniz. Dövizde devlet önlem alamadı. Kelinin acı olsa başına sürer. Bu geçer değil mi yayın yüksek kurulunda? Evet, şimdi biraz önce dedim Sedaplı, yani %9 kaynağı bile belli olmayan kronik bütçe açıkları içinde siz devleti diyorsunuz ki önüne bak. Sabitlesin deniyor. Sanki de burası komünist rejimidir. Ya bu ülkenin ithal eden var, ihraç eden var. Benim mevduatım var, faizim ister. Ben ev kiralamışım, dövizim isterim. Sen devlet olarak çıkıp bana diyeceksin sabitledim. Sabitlemişsen piyasaya rağmen liberal ekonomide o sabitlediğin kur üzerinden birinin maliyeti karşılaması lazım. Değil mi? Kim karşılayacak bunu? Ama şey ne kadar doğru. Yani ev kiraları dediniz de oradan spesifik örnek verdiniz. Ev kiraları sterlin. Şimdi bu bankalardaki o geri dönmeyen kredilere benzemez mi biraz Okan Bey? İnsanlar Türk lirası maaş alırken bu ülkede o şeydir. O böyle bir sistem yaratmak dolarizasyon çok... dediğimiz yani dolar değil. İstikrarlı para birimi olmayan ülkelerin tüm dünyadaki ülkede ekonomideki birimler istikrarlı gördükleri para birimine gayri resmi geçiş yapar. Buna dolarizasyondur. Yani gayri resmi dolarizasyon diyoruz. Siz onu devlet olarak değil, sistem onu gerektiriyor. Çünkü ben araba satıyorum veya ev kiralıyorum. Ben istikrarlı para olan döviz. Bu başka ülkelerde var. Bu dolarizasyon sürecidir. Ama bunu siz dolarizasyon devlet olarak müdahale edemezsiniz. Borçlanmaları siz kira sözleşmesi... Türkiye etti. Hı? Mesela Türkiye'de sterlin veya dolar üzerinden kredi bile alıp ev alamazsın. Tamam, onlar şey yaptı, yasakladılar ve öyle bir şey getirdiler. Tamam. Demek ki müdahale edilebiliyor tamam, isterse. Tamam, müdahale edersin de senin sistemin gereği adamların bir ekonomik yeri onu yapmış. Senin borçlanma farklı bir şey. Piyasaya çıkıp da şey yapmamış. Zaten ya, mümkün olduğu kadar şey yapmış. Bir dakika bir şey var söyleyeyim size. Yani ekonomiye talimatlarına bu şekilde yapamazsın. Ekonomideki o güdüleri harekete geçireceksin. Bugün döviz borcu ödeyen 300-400 borcu ödeyen var ama sözleşmeyi TL yapan bir aile piyasa var. TL yapıyorlar ama siz aranızda arz taleptir şimdi döviz ediyoruz. Şimdi döviz arttı. Emlak piyasasında arz talebe göre yine fiyatlar şekillenir. Çünkü bir arz taleptir olan. Yani alıcı var şey var siz dövizi sabitleme değil alıcı piyasası gibi domatesin piyasası gibi emlak piyasası da artar. Siz
Siz o yaptığınız sözleşmeden gereği piyasanın arz talep dengeleridir esas olan. Ve siz bu arz talep dengesine müdahale etmek istiyorsanız Türkiye gibi TOKİ falan modellerini harekete geçireceksiniz. Bu arz talep dengesi üzerinden müdahale edesiniz. Ama mevcut piyasa şu anda bizim üniversitede sağ olsun rektörümüz 3000'lerden 7000-8000'e çıkarıyor öğrenciyi. Orada bir ve daha önceden sayın rektör ilgili paydaşları davet ederek de bunun öyle olacağını böyle bir vizyon koydu. Ve bir hareketlilikle yurtlar baş iyi köylü oldu ama ona rağmen öyle bir hareket oldu ki oradaki kiralar arttı. Arz talep dengesi. Şimdi ben kira arttı. Bana geliyorsunuz sen istiyorsunuz sen. 3000 lirası olan var 4000 lirası olan var. Dövizi boş ver. Ben arz talepten 4000'e veririm. Ha şimdi formalite gereymiş demiş bana devlet sözleşme. Olabilir sözleşme yaparım TL daha da az vergi öderim ama senden isterim 3000 istersen. Çünkü dışarıda var aynı parayı dövizi verecek olan başka. Bu arz taleptir. Buna siz talimatına şey yapamazsınız. Müdahale edemezsiniz. O arz talep dengelerine müdahale edeceksiniz. Ki merkez bankalarda Türkiye'deki biz kullanmayız. Dövizin artışı karşısında piyasaya döviz sürüyor. Arz talep dengesi üzerinden yapıyor bunu. Yani bunun mekanizmi eğer liberal bir ekonomiyse arz talep dengesi üzerinden gerekli müdahaleleri yapabilir. Böyle talimatlarla bu iş olmaz. Yani siz kara geçirseniz de arz talep dengesi bu şekilde gelecek. Ha, diğeri ne yapabilir devlet? Yani üniversiteler mesela. Üniversiteler kendileri fiyatlandırmasını zaten yapıyor piyasasına göre. Yani öğrenci o üniversitelerdeki kadrolar devletin kadrolarından daha profesyonel. Çünkü birebir yaşıyor sorunlarını. Ve o fiyat döviz hareketlerinden dolayı da gerekli düzenlemeleri yapıyor, taksilendirme falan. Şimdi devletin yapacağı şey, o da dediğim gibi mecali yok. Yani o stopaj vergisinden bahsediyor. Belli bir süre efendime söyleyeyim, erteledi. KDV'yi düşürebilir. Can suyu simi de verebilir. Para kırpusluklar. Şimdi bir de biz ekonomistlerde şey var. Fıkramız var, varsayalım açacak var gibi. Elinde tuna balığı var ama ne yapalım varsayalım açacak var. Ekonomistler varsayalım. Şimdi devlet der ki fiskal ekonomi, Keynesli ekonomi, parayı sayacaksın ekonomiye, resesyon var, para süreceksin, kredi vereceksin, KDV'yi düşüreceksin, vergi muhabbeti yapacaksın değil mi? Evet. At gitsin. Kim yapacak bunu? Devlet. Devlet diyorum ki mecali yok parası. Türkiye belli protokollar gereği 1000 TL alıyor, onu da protokolları yerine getirmediğinden dolayı her protokol zamanı sıkıntı yaşıyor. Şu anda %9-10'luk parayı nerede bulacağı belli değil. Öyle bir devletin yok sana bu imkanları versin. Yani demin dediğim gibi. Yani kaynakların yettiği ölçüde yapabilirsin bu vardalığı. Onun için bizim yeniden yapılandırarak devletin yüklerinden arındırılması, reel sektörün rekabet edebilirliğini artırarak kurumsallaşması, kurumsallaşacak ki kurumsallıktan verimliliği artsın, katma değer artsın, gücü artsın ve çalışanlarına daha iyi maaş versin, ekonomiye para aksın. Devletin de devlette yük olmaktan kalktığı zaman o Keynesliler, genişleyici politikalarda devletin kaynakları artacak. Şimdi ve arttığı zaman da bu dediğini yapacak. Bu noktada bir nefes alırsanız hemen sorayım size hemen. Afiyet olsun bu arada. Sağ olasın, teşekkür ederim. Şimdi devletin yükleri azalması gerekiyor, reel sektörün yükseltilmesi gerekiyor dediğiniz noktada devletin yükleri dediğiniz noktayı biraz açabilir miyiz? Bahsettiğiniz nedir? Yani bugün şimdi şöyle bir algı uyanabilir. Hani devletin yükleri azalsın derken devlete ait olan bazı kurumların atıyorum Kıptek gibi ki geçtiğimiz günlerde sayın Ticaret Odası ve diğer örgütlerin istemi vardı bu noktada özelleştirilmesi yönünde vatandaşla da röportajlar yapmıştık. Vatandaşlar da özelleşsin dediler. Bizim röportaj yaptığımız kısım en azından yapabildiklerimiz. Ama genel bir kanı var bu yönde son günlerde konuşulan. Telekomünikasyon özelleştirilsin diyor eski bakan Sayın Saner. Ne bileyim ben bunun gibi devletin elinde bulundurduğu stratejik de denilebilecek limanlar gibi bazı yerlerin özelleştirilmesinden mi bahsediyorsunuz? Ve eğer buysa bahsettiğiniz doğru olur mu? Çünkü şöyle bir de açıklama var Sayın Talat'tan gelmişti yine Diyalog TV'de. Örneğin limanların, örneğin işte enerjinin özelleştirilmesi ve devlet elinin içerisinden çekilmesi alacak olan kişileri ihya eder gibi bir sözü vardı. Ve bunun dahası da stratejik olduğu, işte bir devletin enerjisinin şarteli başkasının elinde olmamalı şeklinde bir takım da başka açıklamalar var. Limanlarda dahil olmak üzere. Tüm bunları yanıtlarsanız toplam olarak
Daha sonra programı tamamlayalım. Ergelen'e acı kahve mi yapıyorsunuz? Sormadınız da yaptım. Baktım çok fazla böyle şeysiniz. dedim ki bir sade kahve gönderin arkadaşlar. Bir şey olacak. Evet. Kilo da vermişsiniz. Aldırmayalım dedik şekerle. Buyurun için. Bunları pasapiso. Yani Sayın Talat'a demiyorum da ekonomik şeyle. Bir daha son bir yazım vardı. Özelleştirme bir iktisat hurafesi. Yani böyle bir şey dünya tecrübesi. İktisat hurafesi. Evet, iktisat hurafesi. Allah. Yani böyle bir şey yok. Böyle bir şey başarı tecrübesi yok. Bunlar kendi kendimizi şey etmek. Stratejik sektör kavramı da yok. Stratejik sektör değil, stratejik kuruluştan bahsediyorlar. Dünya Amerika'da, İngiltere'de enerji sektörü özellikle liberalleşmiş ve telefon diyorsunuz yani. Telefon şu anda özelleşmedi mi? Miyopluk yapılıyor. Bugün telefon iletişim aracı. Ev telefonunun payı ne kadar kaldı biliyor musunuz? Ama sadece konut olarak düşünmeyin. Sonuçta iş yerleri var, sanayiler var. %10. %10. Genellemede yani %10 mu? Yani siz İsrailcik diyorsunuz. Neyin genellemesi? %10 kalmış. Diğerleri ev telefonu. Siz evde bile cep telefonunuzu alıp konuşuyorsunuz. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Siz geçen gün beni evden aramadınız mı? Niçin evden aramadınız da cepten aradınız? Cepten aradım ben. Yani öyle yapıyoruz artık. Ev telefonunun kalmadı şeyi. Yani dediğiniz zaman o özelleşti, yani liberalleşti ve öyle bir stratejik sektör yok. Elektrik konusuna şu anda TCR Demeti raporunda bakıyorsunuz. Biraz şey yap, 12 bin lira ortalama maaşlar falanlar işlemiyor. Finansman ihtiyacı, borçlanma bu ve bugün evde bir klima çalıştırıyoruz. Diğer klimaları ben geri kalan klimaları çalıştıramıyorum. Serinlik olduğu halde klimalar bozuluyor. Çünkü bir klima çalıştığı halde 400 TL geldi. Bir klima ve serinlik, bir buzluk falan şimdi söylemiyorum. Yani vatandaş bu enerji politikası maliyetlerinden artık yaşam kalitesi reva bozuluyor. Enerjinin kurumsallaşması, maliyetleri, ekonomiyi ve sektörleri bozuyor. Reel sektörü rekabet edebilirliğini bozuyor. Şimdi ne için yapıyorsunuz bunu? Bu dedi ki üretim, iletim ayrıştıracak ve özelleştirecek. Protokolda da imzaladınız. Yeni gelen hükümet daha Sayın Alpay Avşaroğlu ithamirliğinde böyle bir şeyin yapılacağını, Türkiye'den interconnector kapabileceği öyledi. Ucuz elektrik, sürekli elektrik istiyoruz biz değil mi? Evet. Şimdi bir direnç var çünkü her ülkede oldu. Bu Yunanistan ülkede yani mevcut çiftlik dediğimiz devlet kurumlarını devam ettirmek için birbirine mazere duruyorlar. Rapor da hazırlıyorlar. Bu interconnector sistem Türkiye'den kablo gelmesi maliyetle ilgili değil. Bu Avrupa Birliği'nin bir enerji politikası sistemi. Buna bile karşı çıkıyorum. Bu sistemi devam ettirelim. Yani bu yapı dünyanın yapısıdır. Oradaki arpalık diyelim, çiftlik devam ettirme. Oysa bizim istediğimiz kalsın verimli etkin üretmektir ama devletin güdümünde olan şeyler. Kanıtlanmış gerçeklere göre kaynaklar irrasyonel dalıyor, politize oluyor. Oradaki haklar dediğiniz gibi vekil akil sorunundan vatandaşa hizmet yerine oradaki çalışanlara hizmet esas alıyor falan fistikan tamiratlar mamiratlar diğer öyle. Dolayısıyla dün Avrupa Birliği istatistik sektördünüz İngiltere Amerika'da öyle %15'ini kooperatifler ödüyor elektriğin Amerika'da. Devletin daha var şey üretimi var ama şey bizde dediğiniz özelleşti istatistik sektör mü elektrik? %55-60'ını üreten aksa telefon dediğiniz çoğu GSM operatörleri lisansını zaten 20 sene şey yapmışız vermişiz. Nedir? Medya sektörü mü? 15 tane televizyon, bir tane de aciz, 40-50 milyon TL tükeden başka bir yükü. Bu ülkenin ekonomisine, bölge halkına katkı yapan iki üniversite, kamu üniversitesi, Magusa ve Lefke şimdi bahsettik. BRT'nin aldığı toplam katkı alamıyor. 50 milyon katkı alıyor. Efendime söyleyeyim, bugün bir haber olsa mülteciler haberin olduğu gece 50 yıllık iki kişinin ailesinin haberini verdi. Ve klasik müzik. Haber çıkıyor, ondan sonra mesai yok. Ondan sonra biri öldüğü zaman Allah korusun, Allah gecinden versin ama Sayın Salim Miroğlu ile Sayın Özgür aynı gün ölmüştü gece. Haberini veremedi çünkü ondan sonra mesai yapmıyordu. Mültecilerin haberi oldu. İki tane özel televizyon verdi Girne'de. O 50 senede mutluluk. Nasıl yapan be, nasıl eden be, bir tane de şey koymuşlar, böyle muhabbet. Şimdi siz kamu yayıncılığı olarak 50 milyon, bu bir kombur işte. Dediğim gibi Kıptek kamu, bunları verimli, etkin yönetmektir esas olan. Biz bilmiyoruz, orada sendika mücadele etmiş ya devleti. Etkin, verimli, reel sektörün rekabet edeceği enerji maliyeti ve devlete yük olmayan. Şimdi bu devletin %80'i personele gittiğine göre kaynak yok. Dediğim gibi şimdi kriz olmuş, döviz krizi. Siz önlem alacak paranız yok, kaynağınız yok. Şimdi bunları önlem almazsanız kaynağı hatırlarsınız. Gayet de şey konu bu ülkede milli gelirin %30'u
kayıt dışı ekonomiyi artırarak en azından kayıt dışından gelen gelirle sosyal devlet bağlamında ve belli noktalarda kaynak tüketebiliriz. Onu da yapamıyorsunuz. Şimdi dediğimiz gibi sadece kuruluş sektör çünkü. Ne stratejik sektörü be kardeşim? Amerika, İngiltere'si bile stratejik değil, biz stratejik. Neyin stratejiği? Madem stratejikti, %50'sini aksa verdiğiniz zaman ne için stratejik değildi? GSM hatlarını 20 seneyle kiraladığınızda stratejik değildi. Şimdi stratejik oldu yani. Çalışanlar 12 bin ortalama çiftlik gibi geçinecek. 1,5 milyarla asgari ücretli insanların beli kıvrılacak. Ama stratejik. Değil mi? Ve enerji için ben klimaları kapatacağım. Bir klimayı mecbur kalacağım çocuklarım. Ben de serinlikle dön de dön belimi arayacak sabah kalktığımda. Ve bu stratejik. Değil mi? Telefon dairesi diyorsunuz. Bozulsun telefonunuzu arayın bakalım. Cumartesi pazar gelecekler mesai almak için. Bir de o başladı artık. Her dairede 80 milyonluk mesaiye bakın. 80 milyon mesai diyor senede. Vatandaş, devletin parası yok. Devletin bütçesinde 80 milyon. Çünkü gümrük ve hastanelik, sağlık kuruluşlarından başladı. Şimdi sana var da bana yok mu kavgalar başladı. Sen de al. Telefon dairesi de alsın. Tabu da alsın. Telefon edin bozuldu. Söyleyin hafta sonu gelecek. Mesai alsın diye çalışalım. Bu mudur yapı? Bu mudur yani bizim devlet ve peşkeş çekmeyin burada diyorlar. Yani edebiyat bakın. Dünyada da böyleydi. Yani dünyadaki o tüm özelleştirme şeylerinde peşkeş çek. Kime? Ben elektrikte ezgi çekeceğim. Telefon tamiri diyeceğim. Telefon yok. Kablo lazım. Kablo çekmediler. Kabloyu çekerse ondan rabından bura olacak. Tamirata gelecek bana hafta sonu ya da iki hafta sonra. Bu mudur peşkeş? Kimin peşkeşi? Yani vatandaşa ezgi çektiren bir devletin halkın var. Şimdi bunları kızacaklar. Ama özelleştirmeyi bu ülkede başarabilir miyiz? Yok. Yüzümüze gözümüze bulaştırdık onu da. Ercan gerçeği anlaşıyorsunuz. Teslim edeceksiniz ve yatırım yapsın. Gerekli teslimi yapamadık. Siz bu anlaşma yaparken gerekli yer teslimini ve belli bir sürede vermek ve o hangarlar, mangarlar, körükler yapılmasını bağlayamaz mıydınız? Yok. Onu da beceremedik. 20 seneliğine verdik, yaptık. Bir de rekabet kurulumuz sağ olsun dünyaya örnek gösterecek bir case. Rekabette ihlal yok diye de rapor da vermiş bunun üzerine. 20 sene orada tek el kalacak. Rekabete de aykırı değil. Bunu da dünyadaki rekabet kitapları örnek gösterir bizi. Ve diğer şekilde yaptığınız GSM'lilerde bir kartel oluşma tehlikesi var. Siz onunla ilgili bir zam oluyor ama onunla ilgili bir düzenleme kurulu. Çünkü dünya bunu yaparken, şimdi şeye geleyim. Enerjide İngiltere'si, Amerika'sı, dünyası. Düzenleme kurulları kurur. Enerji düzenleme kurulu ve diğer alanlarda ve fiyat gibi belli mekanizmaları var. Tavan fiyat bilmem ne belli mekanizmalara göre müdahale eder. Hizmetine müdahale eder ve diğer şekilde düzenler. Yani özelleştirme adına dediğiniz de onu buna peşkeş çekmesine değil. Siz aldınız bunu bir ihalesi var. Şeffaf, uluslararası şeffaf ihale. Siz en iyi şekilde aldığınız sözleşme vardır. Sözleşmeyi yerine getirmezseniz devlet otoritesi vardır. Hadi diyebilirsiniz de dışarı. Yani ve düzenleme kurulları da halkın lehine gerekli düzenleme yapar. Biz onu da yapamadığımız için yaptığımız özelleştirmeleri de yüzümüze gözümüze buluşturmuyoruz. Özelleştirmediklerimizde halka ezgi çeken çiftlik haline geliyor. Böyle bir yapımız var. Şimdi ben size ne söyleyeyim yani? Yani kitabı açayım da böyle bir yok öyle bir şey. Çünkü kitaba göre olmuyor bu işler. Şimdi özelleştirdiniz siz Ercan'ın zamanında gerekli arazi iade etmediğiniz için halen daha sadece Ercan'da yapılan öyle bir düzenleme yapıldı ki sizi geçirirken duty free'den geçirsin ve sizin iştahınızı kaçırsın, kaldırsın. Hep reklam öyle yani size harcama yaptırsın. Tamam da onu yapıldı. Öbür yandan valizleri aldığımız yerden insanlar birbirini o ağırlarda açarsınız ve şeylere, kuzulara ve birbirine şey yapar gelsin ağırlar ve bir şey gelsin. Biz çobancılık da yaptık. Yani onu da söyleyeyim. Ve o valizleri ararken insanlar valizini arayacak. Biri birini yiyecek. Öyle böyle yaparsın, cebini yaparsın. Yani birer şey yiyeceksin, darbe yiyeceksin de böyle. Yani orada da vatandaşa hizmet yönünde gerekli düzenlemeden ziyade park açılmış. 3 günde 50 milyon veriyorsunuz. Bilet parası veya pardon. Ondan ayrı bir şey nasıl diyelim? Paralel bir park yeri açtılar şeyin dışında. Kafe de yaptılar. Yani bu yapı görünmüş, bu yapı hizmet yapısı mıdır? Peki devlet böyle durumlarda düzenleme kurul diye de bağımsız halkı düşünen kurullar müdahale eder. Açtın mı kardeşim park yeri ama sen 3 günde adam 30-40 milyon alamazsın mı kardeşim? Yani nedir orası? Ve bu sebepten insanlar başka park yeri açacak. Öbür yandan sen hizmet yapacağın yerde hesap.
Yani Ercan'ın değişmeyen yerlerden biri. Dediğim gibi valizler geliyor, arıyorsun. Birbirini yitek haka şey yapıyorsun. Başka yere gittiğin zaman İstanbul'a şey, 15 tane şey gidiyorsun. Bomboş yerler görüyor İstanbul'u falan. Sen bu, yani bunları kim düzenleyecek? Ben suçlamıyorum yani alanı. Devlet olarak sen bunu verirken düzenleme kurullarına beraber halkın lehine otorite koyup da halkın lehine yaptığın gücü sağlayamazsan özelleştirmeler de bir şey yaramaz. Özelleştirmeler de bir şey yaramaz. Evet. Bitti mi rahatladınız? Bitti mi? Hiçbir şey değil. Sizin ki sakin ol, senin bir şey sorarsam dövecek. İşin şakası bir yana. Efendim tabii bunlar çok ciddi problemler. Şeyden konuşmadık. Çözüm maliyetinden. Çözüm maliyetinde dilerseniz son 5 dakikamız kaldı. 5 dakikada tamamlayabileceğinize inanıyorum bu süratle. En azından en önemli noktalarını değinelim. O aslında konu başlığımız oydu ama çok daha farklı konular konuştuk. Bunlar da konuşulmalıydı. Yani siz şey diyorsunuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devletin elinde bulunan tüm kurum kuruluşlar özelleşmelidir. Çünkü beceremiyorlar mı diyorsunuz? Demiyorum öyle. Özelleştirmeyi de beceremiyoruz. Ne yapacağız o zaman? Yani bugün bu modern bir devlet olmak için gerekli yapısal önlemleri alacağız. Öncelikle siz yapısal önlem alarak iyi devlet, şeffaflık, bu çıkar çalışmanı anlayacaksınız. Devlette çalışma düzenini dediğiniz gibi hem dershanede hem okulda, okuldan dershaneye öğrenci taşıyan ya da hastaneden özel edeşen yapıyı kıracaksın. Bunu yapısal Türkiye gibi radikal önlemlerle alacaksınız. Evet. Bu ve bazı yapısal önlemler hukuk devleti olmadığında denetim mekanizmasını yapacaksınız. Özelleştirme yapacaksanız ciddi düzenleme kurulları oluşturacaksınız. Oluşturduğunuz takdirde özelleştirme başarılabilir. Şimdi çözümle ilgili daha bir şey söyledin. Öyle bir şey ayrıldı ki çözümün lehine çözümde hep çözümün lehine konuşanlar teslimiyetçi. Ya çözüm ama diyenler daha istedik hocam. Ve birbirimizi anlamaktan bazen insanlara hakaret noktasına geliyoruz. Ama biz Rum tarafını, Rumları anlayıp da empati yapıp da çözüm yapacağız. Şimdi çözüm yapmak için yani çözelim de tamam ne ip mi çözeceğiz? Bu çözümün diyoruz ki faydaları var. Ama fayda olduğu zaman çözüm sorun çözüldü, tamam yatırım iklimi gelişir, istikrar oldu. Bunlar kitapta yazar ama diyorum size ülke, dünya ülkesi olup uluslararası hukukun içinde olup dünya ülkesi olan bir aile ülke var. Günde bir dolar gelir yok. Demek ki bu bize zihniyetle olmuyor. Yapısal önlemleri geliştirmek oluyor. Ve çözüm yaparken de fayda görmek için çözümü gerçekleştirmek için bazı hazırlıkların ve bazı maliyetleri var diyoruz. Yani adeta siz çocuğu yemek yapacaksınız, mutfağa girdiniz. Çocuk 5 tane çocuk var. Un var mı, ekmek var mı, zeytin var mı, yağ var mı bilmeden gelirsen ne olur Çiğdem Hanım? Yapamazsınız. Çok suyla bir hamur karıştırırsınız. Ona tuz bile koymazsınız. Pişirirsiniz, verirsiniz, onlar da söver size. Kaçar bir yani demek isterim çözümün bazı maliyeti olacak. Bu çok ağır maliyeti olacak. Bunu Sayın Akıncı da diyor. Çözümün faturası çözümünün diyor bölünmüşlüğün maliyeti çözüm maliyetinden ağır. Doğru. Ama yani çözümün maliyetini nasıl sağlamazsanız özellikle Kıbrıs Türk'ü için fecaat olur. Yani ve bunun için maliyetler hazırladı. Bir bazıları diyor eleştiri yaptı. Nereden buldun bu hesapları? Ben bulmadım. Simerini gazetesinin ve Politis'in iki ayrı şeyi var. Simerini 38 milyardan bahsediyorlar. 33 milyar artı 5 milyar var şey için Maraş için. Bir de 25 milyardan bahsediyor. 2004'te ise 26 milyon euroydu. Ve bu Simerini tarafına çıkan şey bizim efendime söyleyeyim Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasında da vardı. Dün baktım kaldırdılar. Ne için kaldırdılar bilmem. Dışişleri Bakanlığı sayfasında bu 38 milyarlık maliyetten bahsederdi. Şimdi 38 milyarlık maliyet, bu tazminatlar, altyapı değişiklikleri falan fizikan gerekir. Bunlar bu 38 milyar 10 yıllık bir süreye girer ama bulmanız lazım o parayı. Ve Sayın Akıncı da bunlar bulmaksızından uluslararası aktörlerden, donörlerden bahsediyor. 38 milyar bulmak için bu insanları yer değiştireceksiniz. Bazıları tarımdan geçinirse rehabilite olacak, iş imkanı olacak, tamam mı? Ve şehirler yaralayacaksınız, yollar, kaldırımlar, şıpralar değil mi? Ya ben bir sene önce geldim, sizin sanayi bile her yağmurda şey yapıyor, yılan gibi kıvrılarak görüyor. Bir yol yapamadınız. Kıbrıs Caddesi'nin yanında yol çukura döndü değil mi? Neredeyse batacak yolun içine. Bir aile şey var. Bunu bile yapmaktan aciziz biz. Ve siz
Yeni binlerce insan, 40 bin insan yerleştiği zaman şehirler, yollar yapacaksın, rehabilitasyon. Nerede bulacaksın onu? 38 milyar euro demek. Ve baktığımızda kişi başı 32.759 euro demek. Kıbrıs'ta yavaşlıyor. Ama bunu baktığınızda da nerede? 1 milyon 160 bin nüfus bahsederiz. 860 bini Rum, 300 bini biz. Ama bizim şu andaki borçlarımıza baktığımızda Kuzey Kıbrıs'ın kendi başına 13.333, Güney Kıbrıs'ın 22.093 kişi başı var, borcu var. Güney Kız KKDC'nin bir de 8 bin milyar 6 bini özel, 7 bin kusurda oradan geliyor. Yani zaten KKDC'nin 20 bin kişi başı borcu var. Milli geliri de 8.333 civarında milli geliri var, euro. Siz buna bir de 32 milyon maliyede. Bu realiteler. Ben şunu demiyorum. Şimdi niye bak çözüm olmaz istemesin diye kafa kar. Karıştırmıyorum kafaya. Siz bana bunun nasıl karşılayacağınızı bulamazsanız, bu çözüm aşamasında bu maliyeti sağlayamazsanız, ki bu maliyetten etkilenecek olan yer değiştirecek, yer değiştirmesi rehabilite edilecek, şehir kurulacak insanlar Kıbrıslı Türkler. Rumlar kaçmayacak bir yerden, öyle mi? Kıbrıslı Türkler yer verecek ayarlamada ve kaçacak, yer değiştirecek, dağa mı gidecek, keçi gibi ayrılı yer mi yiyecek, ne yiyecek bilemem ama siz bu insanlara bu yeri bulmak durumundasınız. Bu kaynağı bulmadan ne de olsa bulurum diyemezseniz uluslararası donör gerçeğinden bahsediyorlar. Bana biri bunun nereden olduğunu söylüyor, yoktur dünyada örneği. Ne demektir uluslararası? Yani demek? Uluslararası konferans, Annan Pran'da vardı ya ve siz uluslararası bağışçılar gelecek, Amerika'sı filanı şu ve size bağış yapacak. Neden bu, bağış yapsın bize Amerika? Ya insani bir konuda mültecileri kabul edecekler. Edirne'de kaç gündür bekliyorlar? Siz daha Edirne'de bekliyor insanlar. İnsanı kapatıldı. İnsani bir konu bu, insani ve Türkiye yalnızlaştırıldı. Ve bugün sen diyecek ki sen 74'te aldın, haksız yere de mücahit puanı filan insanlara mal verdin, yüz dönüm verdin. Şimdiymiş ev yapaya bana ne diyecek sana? Yani senin bu ev değiştirmen, şu andaki mülkiyeti değiştirmeyi zamanında yaptığın yanlış uygulamalara bağlıyorlar. Haksız mal vermeye değil mi? Evet. Bunu finanse edecek olan kimse, öyle bir bağışçı yok, öyle bir örneği yok dünyada. Söylesinler bana ki böyle bir uluslararası bağış konferansı yapıldı ve bağış verdi. Peki sağlayamazsan bu kaynağı ne yapacaksın? Zaten senin halkın Rum'u da Türk'ü de borç harcı içinde. Bunu sağlayamazsan ve çözümü yapan Kıbrıs Türk'ünün fecaati demektir. Mal mülk rejimi rezil demektir. Bankacılık sektörü rezil demektir. İnsanların sosyal travma demektir. Bunları çözmek için bana bu kaynağı söylemezsen ben nasıl sana söyleyeyim şak 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 öyle şey gibi misyoner ekonomistler gibi ortalık günlük Hindistanlık olacak, ekonomi patlayacak, çatlayacak, gidecek, yürüyün de korkmayın de mi diyeyim? Yeter. Siz çatlayıp patlamadan biz yayını kapatalım. Çok teşekkür ediyorum Okan Bey. Teşekkür ederim. Sohbetiniz için değerli izleyenler. Bugün için de birlikteliğimizi burada noktalıyoruz. Yeniden hafta başında birlikte olacağız. Güne merhaba demek için güzel günlerde buluşma umudumuzu yitirmeden stüdyomuzu Sayın Fehmi Oktay'a bırakıyoruz. Şimdilik hoşçakalın efendim.